Final günüyle işte karşınızdayız, tadımlardayız. Portakallı revani. Ay bu ne? Kim yaptıysa o kadar güzel yapmış ki. Tebrik ediyorum. Altı, üstü, pişmesi, kabarması, içlenmesi, şerbeti çekmesi, şerbetin kıvamı ve sosu. Bu kimse işi biliyor. Tebrik ediyorum. Vallahi böyle tadı damağımda kaldı. Her şey çok kıvamında olmuş. Daha önce kesin revani yapmış bu gelin. Asla kötü bir tabak değil. Canım tatlı istese, önüme gelse yerim. Sosu güzel olmuş. Bir tık daha kıvamlı olabilirdi. Altının üstünün pişmesi çok iyi. Ama siz de görüyorsunuz kabarmamış. Böyle kim hangi kayınvalide söylüyordu, tıkıs tıkıs olmuş. Bir de bir çıt 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 irmik tadı geliyor. Yani iyi karışmamış olabilir. O yüzden zaten kabarmamış muhtemelen. Onun dışında fena bir tabak değil. Ama kusurları var. İkiye işte dedim ya, üç maalesef ikiden kötü. Yine bu da kabarmamış, böyle mısır ekmeğinin sıkılı olur ya, sanki mısır ekmeği gibi olmuş. Şerbetinin falan da tadını alamadım. Muhtemelen çok sıkı olduğu için de çekmemiş. Sosunun kıvamı çok güzel, sosuna bir laf etmeyeceğim. Şimdi bu kekin kabarmamasının sebeplerinden biri aslında kekte de görünüyor. Şurada özellikle fazlasıyla görünüyor. Hava kabarcıkları var içinde. İyi çırpamamış. Muhtemelen o şekerle yumurtayı ilk başta çırpamamış. O yüzden de keki böyle kalmış tıkıs tıkıs. Kekinin tadı güzel. İçi de fena değil yani, bence çekmiş, şerbetini de çekmiş. Altı üstü bir tık fazla pişmiş. Bu birinci kusuru. İkinci kusuru, sos çok önemli bu tabakta. Çünkü bir tarif olarak verildi. Sosunu alamayacağım kadar cıvık olmuş. Yani o kadar da ölmedim bu tabağa. Puanlar için hazırım. Bugün final. Bakalım kime kaç puan vereceğiz. Bu tabağım zaten, hani ben susayım o konuşsun. Görüntü olarak siz de görüyorsunuz. Çok güzel kabarmış, şerbeti, her şey çok yerinde. Helal olsun kim yaptıysa. 5 veriyorum. Bu tabağım bayağı kusurları olan bir tabak ama dediğim gibi hani güzel, lezzetli bir tabak. O yüzden kabarmamasından dolayı o kadar da puan kırmayalım. 3 verelim. Üçüncü tabak ona göre daha kusurlu ve bir vermem gerekiyorsa o da üçüncü tabak olacak. 1 puan. Son tabağımda İkinci tabak gibi kusurları olan bir tabak, ona da 3 verelim. 2 tane 3'ten başlayalım. Önce şu 3'ten başlayalım. Final gününde bakalım benden 3 puanı kim aldı? Üç puanın sahibi gelin Yeşim. Tebrikler, çok lezzetliydi ama kabarmamış. Hemen ikinci üçümüzün sahibini bulalım. İkinci üç acaba kime ait? Bakalım hemen. İkinci 3 puan alan gelinimiz Miyase. Onu da tebrik ediyorum. İkisi de ortalama tabaklar yapmış. Şimdi bir beşimiz, bir birimiz var. Tabii ki 5'in başına geçiyorum. Çok beğendim. Tebrik ediyorum. Hakkıyla 5 puanı aldı. Hemen öğrenelim kimmiş. Tam 35 dakikada şerbetini, revanesini ve sosunu yapan ve bu kadar güzel yapan gelin Hasret. Vay vay vay. Ay. Hulya. Evet, Hulyacığım da bir aldı. Benim puanlarım böyle. Final gününde bakalım kayınvalideler neler anlatacak ve nasıl puanlayacak. Sıra onlarda.